Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, muhteşem, havuçlu, cevizli ve mis gibi tarçın kokulu bir kış keki yaptım sizler için. İlk etapta 3 adet havucumuzu yıkayacağım, soyacağım, rendeleyeceğim ve sularını sıkacağım. Havuçlarımızı rendeleyip suyunu sıktık. Bir su bardağı kadar cevizimi hazırladım ve 2,5 su bardağı unumu da hazırladım. Şimdi kekimizi yapmaya başlayabiliriz. Karıştırma kabımızın içerisinde 3 adet yumurtamızı kırıyoruz. Bir su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz ve bir paket vanilyamızı ekleyip mikserimizde çırpıyoruz. Vanilyayı bu şekilde eklememdeki sebep oluşabilecek olan yumurta kokusunu engellemek. Çırpmış olduğumuz yumurta ve şekerin içerisine bir su bardağı süt ilave ediyorum. Yarım su bardağı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Yine aynı bardak ölçüsüyle evlerimizde kullandığımız klasik su bardağı. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tarçın ilave ediyorum. Bunları bir karıştıralım. Karışımımızın içerisine 2,5 su bardağı unumuzu, şöyle bir kısmını bırakacağım gene de kontrol amaçlı ekliyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve yine mikserimizde çırpıyoruz. Unumuzun geri kalanını da ilave ettim. Onu da aynı şekilde çırpacağım. Toplamda 2,5 su bardağı un kullanmış oldum. Ve hamurun kıvamı bu şekilde. Şimdi içerisine rendelemiş olduğum havuçları ilave ediyorum. Ve bir su bardağı iri dövülmüş cevizimizi ilave ediyoruz. Şimdi bunu da aynı şekilde karıştıracağız. Kek harcımız hazır. Şöyle bir kere de spatula ile bir toplayıp bir karıştırmak istiyorum. Eğer dibinde vesaire bir topaklanma kaldıysa şöyle etrafında toparlayalım. Ya şu bu haliyle bile muhteşem kokuyor. Pişince tadını merak ediyorum. Daha önce de yapmış olduğum bir tarif ama her defasında aşırı güzel bir lezzet oluyor. Uygun bir kek kalıbımı yağladım. Kalıbımın içerisine kek harcımızı boşalttık. 160 derece fırında kızarana kadar pişireceğiz. Kürdan testi yapacağız almadan önce. Ben saat tutacağım. Videonun sonunda size kaç saatte, kaç dakikada piştiğini söyleyeceğim. Kekimiz pişti. Bir kürdan ya da çubuk şiş yardımıyla kontrol ettik. Ve kekimiz ılayınca servise hazır. Kekimizi kalıptan çıkardık. Mis gibi tarçın kokulu
Muhteşem. Kekimiz yumuşacık oldu. Çok güzel kızardı ve şahane görünüyor. Şimdi sizler için kekimizi dilimlemek istiyorum. Şöyle dilimleyip size içerisinde göstermek istiyorum. Muhteşem görünüyor. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Şahane. Hiç hamurlaşma, topaklaşma olmamış. Kekimiz servise hazır. Çok lezzetli, yumuşacık. İçerisinde bulunan cevizlerin o güzel lezzetiyle birlikte muhteşem bir kek oldu. Tam da kış mevsimine yakışır. Yanında çayımızla birlikte servis edebiliriz. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.